Kütahya olarak afetlere hazır mıyız? Evet, hazırlanıyoruz. Ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Afete hazırlık dediğimiz zaman bu iki şekilde değerlendirilebilir. Bir, bireysel yapılacak çalışmalar, vatandaşımız tarafından yapılacak çalışmalar. Bir, kurumsal anlamda yapılacak çalışmalar diye. Kurumsal anlamda afetlere yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ülkemizde özellikle Marmara depreminden sonra bu konuda afet yönetimi ile ilgili yapının eksikliği hissedilmiş ve bu doğrultuda ülkemizde AFAD oluşturulmuştur, AFAD kurulmuştur. Kütahya ilinde şu anda 50 personelle 13 arama kurtarma aracıyla, ki bu araçlar tam donanımlı, tam teşekküllü, spesifik özel araçlardır. Her türlü afete müdahale edebilecek kapasitede, güçte ve üzeri özel malzemelerle donatılmış araçlardır. Bu araçları kullanabilecek, bu araçlar üzerindeki malzemelerle ihtiyaç olan her türlü kurtarma çalışmasını gerçekleştirebilecek eğitimli, donanımlı personelimiz bulunmaktadır. Arama kurtarma ekibimiz, teknik personelimiz, mühendislerimiz, şehir plancımız, mimarımızdan oluşan geniş bir personel portföyümüz mevcuttur. Vatandaşlarımızın da üzerinde yaşadığımız coğrafyada, bu coğrafyanın bize sunmuş olduğu riskleri dikkate alarak hayatlarını idame ettirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda afetlerle ilgili bireysel anlamda hazırlık yapması gerekiyor. Bu hazırlığın temel yaklaşımlarından birisi de eğitim. ...2012 yılında başlattığımız Afete Hazır Türkiye sloganıyla 4 modülden oluşan bir eğitim kampanyası başlattık. Bu eğitim kampanyasının modülleri Afete Hazır Aile ve Birey, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İş Yeri ve Afete Hazır Gönüllü Gençler modülü. Bu çalışmaların tamamını AFAD olarak tek başımıza yürütmemiz de mümkün değil. Çünkü hedeflediğimiz kitle çok geniş. Bu doğrultuda Afete Hazır Türkiye kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımıza eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Kütahya olarak Türkiye'de öncü çalışmalardan birisini yaptık. Örnek çalışmalardan birisini yaptık. Engellilere özel eğitim modüllerinin oluşturulması anlamında bir çalışma gerçekleştirdik, bir proje gerçekleştirdik. Engel türlerine göre engellilere bu işi nasıl anlatabiliriz'in bir çalışmasıydı bu. İlimiz sınırları içerisinde veya bölgemizde, sadece ilimizde sınırlı veya bölgemizde bir afet yaşandığı zaman o afete müdahale ne şekilde gerçekleştirilecek, oradaki iyileştirme çalışmaları ne şekilde yapılacak, bunları kim yapacak? Burada oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı mevzuatı geliştirildi. AFAD kurulduktan kısa bir süre sonra biliyorsunuz Simav'da 2011 yılında bir deprem yaşadık. AFAD kurulduktan sonraki yaşanan ilk afetlerden birisi.
Orada AFAD'ın kuruluş amaçları doğrultusunda çok güzel bir afet yönetim süreci oluşturduk, geliştirdik, sürdürdük. Burada Simav depreminde 1240 afetzede vatandaşımızın 2,5 yıl içerisinde 1235'ine konutlarını, hak sahibi vatandaşımız bunlar, konutlarını yaptık, teslim ettik. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında illerdeki müdahale plan çalışmalarından pilot uygulamasını Kütahya olarak biz gerçekleştirdik. Kütahya Afet Müdahale Planı. Burada bu planın organizasyon aşamasını görüyoruz. En üstte Sayın Valimizin yönetiminde çeşitli yardımcı birimlerle oluşturulan ve Kütahya'da 26 hizmet grubunun 4250 görevlisiyle gerçekleştirdiğimiz bir müdahale planı organizasyonu. Burada haberleşme, ulaşım, yangın, güvenlik, arama kurtarma, nakliye, enerji, tahliye, sağlık, KBRN, hasar tespit, gıda, tarım, hayvancılık, altyapı, barınma gibi vatandaşlarımızın normal zamanda yaşamlarını devam ettiren her türlü unsurla ilgili çalışmadan bahsediyoruz. Afetlere hazırlıklı olmakla ilgili konuşuyoruz. Bunun temel yaklaşımlarından birisi de deprem çantası. Bunu tüm eğitimlerimizde eğitim alan vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Deprem çantası nedir? Ne işe yarar? İçeriği nedir? Bulunması gereken yeri nedir? Amacı nedir? Bundan bir bahsedelim. Deprem çantası herhangi bir afet olduğunda bu afetin etki alanına baktığımız zaman ekipler, kurtarma ekipleri, müdahale ekipleri aynı anda tüm vatandaşlarımıza anında ulaşamayabilirler. Çünkü bu bir süreç. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ilk 72 saat içerisinde hayatlarını idame ettirmeye devam edecek bir takım tedbirleri de bireysel anlamda almaları gerekir. Ailenin kendi içerisinde oturup bu konuyu bir görüşmesi gerekiyor. Aile afet planını hazırlaması gerekiyor. Aile afet planı nedir? Herhangi bir afet vukuunda aile nasıl hareket edecek? Ne yapacak? Sırasında ne tür davranışlarda bulunacak? Sonrasında ne tür davranışlarda bulunacak? Bunu belirleyen bir çalışma. Tüm eğitimlerimizde bunun yapılması ile ilgili telkinlerimizi vatandaşa aktarıyoruz. Afet dediğimiz olay çok geniş kapsamlı bir olaydır. Dolayısıyla herhangi bir afet anında nasıl hareket edeceğimizi kendi aramızda konuşmamız gerekiyor. Bunu konuşmak için de bu eğitimleri almak gerekiyor. Bu eğitimleri aldıktan sonra bu toplantıyı, bu çalışmayı yapıp afet sırasında ne şekilde hareket edilecek, afetten sonra nerede buluşulacak, çünkü afetin olacağı saati bilemeyiz. Gece olur, gündüz olur, mesai saatleri içerisinde olur. Dolayısıyla bütün aile bireyleri birlikte olamayabilirler. Dolayısıyla bu doğrultuda ailenin, bireylerinin afetten sonra nerede buluşacağını belirlemesi gerekiyor. Bu da yaşadıkları yerleşim yerine en yakın, geniş, açık bir alan olması gerekiyor. Bu park olabilir. Bu açık, daha geniş bir alan olabilir, meydan olabilir. Eve, ikamet ettikleri yere en yakın, geniş, açık bir alan olması gerekiyor. Onun dışında aile içerisinde eğer var ise hasta, engelli, bunlarla ilgili bilgi kartı hazırlanmasını söylüyoruz. Çünkü kendini ifade edemeyen aile bireyleri afetlerden sonra bilinçsiz bir şekilde
hareket ediyorlar. Dolayısıyla onlara ulaşmak bazen zor olabiliyor. Ailenin bireylerinin özelliklerine göre bu çanta şekillendirilebilir. Hani standart bir içerik söz konusu değil. Bu çantanın içerisinde neler bulunması gerekir? İlk yardım malzemesi koymamız gerekir. Pet şişeyle su bulundurmamız gerekir. Bunun içerisinde temizlik malzemesi bulundurmamız gerekir. Radyo, pil, el feneri, kişisel hijyen malzemeleri, bir miktar kuru gıda bulundurulması gerekir. Çocuk varsa ailede, çocuk için oyuncak veya çocuğun kullandığı, çocuk için kullanılacak malzemelerden bulundurmamız gerekir. Onun dışında eğer ailede hasta, rahatsız, ilaç kullanan birey varsa onun kullandığı özel ilaçlardan bir miktar bulundurmak gerekir. Tabii bunları zaman zaman kontrol ederek son kullanma tarihlerini de dikkate almamız gerekiyor. Bir miktar para bulundurabiliriz. Bu çantayı nerede bulundurmamız gerekiyor? Mümkünse kapıya çıkışa en yakın yerde bunu bulundurmamız gerekir ki evden çıkarken işte elektrik sigortasını kapatıp su ve elektrik su ve doğalgaz faturasını kapatıp evden çıkarken çantayı alıp çıkacak bir şekilde bir yerde bulundurmak gerekir. Tavsiye ettiğimiz hususlardan birisi de bu çanta eğer ailenin aracı varsa aracın bagajında da bulunabilir. Çünkü bu içerisine koyacağımız malzemeler sadece afetler için değil seyahat sırasında da kullanılabilecek malzemelerdir. Dolayısıyla o da iyi bir tedbir diye düşünüyoruz. Eşyaların sabitlenmesi. Çünkü önemli bir konu. Bazen yapısal hasarlar bize zarar vermeyebiliyor. Dolayısıyla bu doğrultuda bize yapısal olmayan unsurların vereceği zararları en aza indirmek adına yaşadığımız yerdeki eşyaların sabitlenmesi, yerlerinin değiştirilmesi veya azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu en önemli konulardan birisi. Doğal afet sigortasının yapılması, vatandaşımızın bildiği isimle DASK. Çünkü afetlerden sonra ağır hasar gören veya yıkılan konutlar veya iş yerleriyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor vatandaşlarımız. Araç alıyoruz, bunun kaskosunu yaptırıyoruz, sigortasını yaptırıyoruz. Telefon alıyoruz, bunun sigortasını yaptırıyoruz. Yaşadığımız yerin niye sigortasını yaptırmayalım? Çünkü afetlerden sonra çok ciddi anlamda sıkıntılar yaratabiliyor. Bu anlamda bu meselenin de konuşulması gerekir diyoruz.
Bu müdahale planı çalışması ilimizde tamamlanarak 1 Temmuz 2016 tarihinde Sayın Valimizin onayıyla yürürlüğe girmiştir. Bu plan kapsamında ilimizdeki kamu kurumları, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişilere bu plan kapsamında görev verilmiştir. Bu planın genel olarak amacı herhangi bir afet vukuunda, afet yönetim sürecinde kim, hangi görevi, nerede, kiminle, nasıl, ne zaman yapacak bunun hazırlığıdır. Biz Kütahya'yı afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da vatandaşımızdan destek istiyoruz. Lütfen afet yönetimiyle ilgili, afetlerle ilgili, risklerle ilgili eğitimlerini alsınlar. Bu konuda bize destek versinler. Verecekleri bu destek bize değil, kendilerine. Bilinçli bir şekilde hareket etmek afetlerde göreceğimiz zararı en aza indirecektir.